arabayı bekleyeceğimize buradan kayalım daha iyi ya. Kimler açık, kimler kapalı. Ya bir cadde üzerinde de yani o açık bu kapalı biraz enteresan oluyor ya. Kapanacaksa insanlar komple kapanmalı değil mi? Ey çarşamba pazarı. Bu bayramda o cahçaflı kalabalığın olmayacak. Be. Hafta sonu gibi gerçekten. Arkadaşlar merhaba, Adem'ine hoş geldiniz. Tam kapanmanın yaşandığı şu günlerde veteriner kliniklerinin aktif olmasından mütevellit dışarıdayım arkadaşlar. İş bitti. Artık kapattık kliniği. Saat şu an 16.15. Erken kapatıyoruz. Biraz geç açıp erken kapatıyoruz. Hem bunu biraz kendimize yonttuk, tatile çevirdik. Geç gelip geç gidiyoruz. Dinleniyoruz işin açıkçası birazcık. Hem de riski biraz düşürmeye çalışıyoruz. Kendi açımızdan da. Çünkü hala
pandeminin başından beri hizmet vermeye devam ettiğimiz halde aşılama kapsamına alınmadık. Aşısız çalışıyoruz. Evet, E-Devlet'ten muafiyet belgemi aldım. Klinikten ruhsatımın fotoğrafını da çektim. Kimliğim de yanımda. Polis arkadaşlara gösterecek bir sürü belgem var. Ama onlar ne kadar tatmin olurlar benim veteriner hekim olduğuma dair bakacağız. Bayağı ceza yazılıyormuş herhalde. Abi yazılsın da ben yazılması taraftarıyım. Şimdi ben muafım diye sağda solda boşu boşuna gezmemin, bunu kendime yontmanın bir anlamı yok. Herkes evde oturuyorsa ben de işim dışında, madem işim için muafım, işim dışında oturmalıyım evde diye düşünüyorum. Böyle yani. Ama E-Devlet konusu sıkıntı oldu biraz ya. E-Devlet kendi topuğuna sıktı. Sırf bu muafiyet belgesi yüzünden E-Devlet çöktü ya. Bayağı sıkıntı oldu yani E-Devlet açısından. Dükkanlar kapalı. Birkaç işte eczaneler açık. Süpermarketler açık. Ama onun dışında birçok esnaf kapalı. Bilmiyorum ne kadar faydası olacak bakalım bu kapanma sürecinin. Buradan yavaş yavaş artık evimizin yolunu tutalım. Marketten bir iki alınacak var. Marketler kapanmadan onları da alalım. Evimize geçelim artık. Bugün kestiğim tırnak neredeyse bir haftada keseceğim tırnak kadar oldu yani. Hafta sonu insanların gerçekten canları çok sıkılmış abi. Kuş tırnağı, kedi tırnağı. Arayıp soruyor bir de ya veteriner bey diyor, polise diyor, veterinere gittiğimi söyleyeceğim de diyor. Randevu yaza ne için? Tırnak kesimi için. Yani ben böyle bir şey aracı olamam. Sen dedim şu an durumu kendine yontuyorsun. Az önce bahsettiğim konuya varıyor yani. Kendin dışarıya çıkacaksın diye beni kullanmaya kalkıyorsun. Tırnak kesimi acil bir şey değil. Tıraş. Ben kendim 1,5 senedir berber yüzü görmedim. Ben de istiyorum berber beni tıraş etsin diye. Kendi kendimi tıraş ediyorum. Böyle papaza dönüyorum falan. Sen tıraş için benden böyle bir günde randevu istiyorsun. Ya sen gelirsen ben yaparım kardeş ama polis seni çevirdiğinde veteriner randevun olacak. Var mı diye sorduğunda ya tıraş, ya polis de bize güler ya, polis de demez mi kardeş size çalışma izni verilmiş, hayvan sağlığına hizmet veriyorsunuz, aşı ilaçlamaları takip ediyorsunuz, bunlar önemli, zoonozlar var falan fistan, ama kalkıp da sen tıraş için randevu verdim dersen olmaz yani, güler insanlar, kendimize güldürürüz. O yüzden böyle bir şeye konu olmak istemiyorum. Ben şu telefona bir bakayım. Telefon çalıyor. Birazdan görüşürüz. Selamünaleyküm. Nasıl, yol mu işler? Yok ya abi.
Evet, döndük geriye tekrardan. Velhasıl kelam böyle yani, bir haftada keseceğim tırnağı neredeyse bir günde kestim. Tırnak kestirmek için kuşum ötmüyor diye gelenler mi dersin? Yani bir aylık mesela mevzusu, işte dişi kuşuyla erkek kuşu anlaşamıyormuş. Bir yıldır anlaşamıyormuş. Dişi kuşu erkek kuşu dövüyormuş sürekli. İşte arkadaş sıkılmış, böyle bir kapanma sürecinde. Veterinere de gideyim, hem de çıkayım bir hava alayım. Kuşları da koltuğumun altına alayım. Polis de görürse veterinere gidiyorum diye düşünmüş herhalde. Anladığım benim bu yönde. Benzin mi alaydık ya? Benzin de son çeyreğe düştü de. Genelde böyle çeyrek depoda alıyorum ben benzinimi. Olmadı, şuradan Luke'tan mı alsak? Luke'tan alalım. İleride Luke petrol var, oradan alırız benzinimizi. Gene bayağı araç var. Araç trafiği mevcut. İyi ki tam kapanıyor. Bir de yarım kapansak ne olacakmış halimiz. Evet, velhasıl kelam böyle. Bugünkü işimiz tırnak kesmek oldu. Baya bir tırnak kestik. Arkadaşlar. Bundan sonraki günlerde bakalım bizleri neler bekliyor. Konuyu suistimal etmeyen insanlar da var tabii ki. Gerçekten ihtiyacı olduğu için bizlere başvuranlar da var. Ama konuyu suistimal eden insan da maalesef çok sayıda. Ben bile hemen işten çıktım, doğru evime geldim. Şuradan benzinimizi de alalım da depomuzu fullleyelim, öyle koyalım motoru. Selamünaleyküm. Abi dolduruver sana zahmet be. Barda bulamam onu şimdi ben. Sen koy, boşver. İşe yarıyor mu be? Boşver, bulamam onu şimdi. Kim bilir nerede. Bir dünya kart var. Hangi biri nerede? Bilmiyorum. Sen tık dediği yerde bırak onu. Lira 36 kuruş, 7.89 benzin. Evet, depoyu fullledik. Genelde sıkışmamak için hep depo çeyreğe düşünce ben dolduruyorum. Bunun aynı zamanda benzin pompasına da faydası olduğunu duymuştum ve inanıyorum. Duyduğum şeye, o yüzden böyle yapıyorum. Hep çeyrek depo kaldığında fullliyorum. Buraya kadar da geldik. Herhangi bir çevirmeye, denetlemeye takılmadık. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın bakalım ne olacak. Bizi yarın neler bekliyor, bakacağız.